30 Ekim 1996 bizim hikayemiz. Fenerbahçe ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor. İsrail takımını elemiştik. Kemalettin'in orada attığı golle. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. O zaman Şampiyonlar Ligi 16 takımdan başlıyor ve son Şampiyonlar Ligi'dir o. O maç ilgili tabii ki yani çok hatırlayacak çok şeyler var yani sonuçta yani çünkü benim hayatımda herhalde çoğu bizim yani bütün takımın oynadığın futbolcuların oynadığın şeyler de yani herhalde unutmayacağım maçlardan biri yani benim belki de bir numara maç olarak ya çünkü yani bazen düşündüm o kadar maç oynadık o kadar gol attıktan sonra yani herkes o maçı hatırlıyor ama şimdi zaman geçince bunu ne kadar önemli ve ne kadar güzel bir şey olduğunu ben de farkındayım ve bu yüzden çok mutluyum. Bizim için unutulmaz olan en önemli maç, belki de en önemli zafer, anlamı belki yıllar, 10 yıllar sonra konuşacak maç da Manchester United maçıydı aslında baktığımızda. Hakikaten oradaki maçta biz kendi adımıza bir tarih yazdık diye düşünüyoruz ve öyle de geçti. Ve aradan 20 yıl geçti, hala o maç hatırlanabiliyorsa demek ki bundan sonraki geçen bir 20 yıl sonra da tekrar hatırlanacaktır diye düşünmek lazım. Bu nasıl bir duygu? Onu aktarmaya da çalışıyorum. Çünkü o gün yaşadıklarımız 90 dakika ama belki size ben 5 dakikasını anlatamayacağım. Benim için yani Fenerbahçe kadrosunda o maçta olmak apayrı bir gurur kaynağı. Bunun işte hani Manchester'ın Avrupa'da 40 yıldır yenilmemesi, bilmem şu bu her şey Manchester tarafı bir tarafa. Fenerbahçe'nin o kadrosunda Manchester United'ı yenen kadroda olmak apayrı bir gurur verici durum benim için. Bu maçın özelliklerinden bir tanesi de 40 yıldır bu takımın kendi sahasında Avrupa Kupalarında yenilmemiş olmasıydı. Yani bir ilki başarabilir miydik? Aslında biz başarabileceğimizi düşünüyorduk. Çünkü maçtan önce o dönemki başkanımız Ali Şen bizimle bir görüşme yaptı. Ve resmen bizi o yöne itti, o düşünceye itti. Teknik bir arıza oldu maç öncesinde. Ve hatta oradaki teknisyenlerle de tartıştık, bir tartışma yaşadık. Maçı telefondan, normal bildiğimiz eski ahizeli telefondan böyle 90 dakika boyunca elimde tutarak anlattım. Zaten ses de biraz boğuk geliyordu, çok kaliteli bir ses yoktu. Manchester United takımı şu anda sahada şu anda. Tam biri şöyle kalede Schmeichel, 2 Neville, 3 Irvin, 4 May, 5 Jonser, 7 Cantona, 8 Bob, 10 Beckham, 14 Kroos, 15 Kobarski, 16 King. Fenerbahçe'nin kalesinde Rüştü oynayacak. 2 İlker, 3 Uçer, 4 Ek, 5 Kemalettin, 8 Tuncay, 9 Boric, Orokoça, 11 Costa Dinal, 14 Tafsat, 15 Erol. İşte Fenerbahçe'nin kadrosu bu. Bu Fenerbahçe'nin tarihi maçlarından birisi. Tabii Manchester United tarihinin en iyi kadrosu. Alex Ferguson'un 27 yıllık hizmeti içinde bütün aldığı kupaların içinde en iyi kadrosu. Peter Schmeichel, Danimarkalı kaleci. Evet. Ünlü kaleci. Evet. Eric Cantona, Fransız yıldız, evet. Taraftarların büyük sevgilisi. Evet. David Beckham genç. Evet. David Beckham da o zaman var. Ve bütün yıldız topluluğu. Yani Real Madrid'in önünde olan bir yıldız topluluğu. Antrenör diyorsanız böyle bir başarılı antrenör dünya futboluna gelmedi. Alex Ferguson. Stada çıkıyoruz. Benim boyum 1.85-1.86. Bütün rakiplerin işte aşağı yukarı bizim boyumuzda olabileceğini, en uzunun 1.85-1.86 olabileceğini düşünüyorduk. Koridorda karşılaşınca her şeyin yanlış olduğunu gördük. Televizyonda göründükleri gibi değillerdi. Cantona santrofor oynuyor. Boyu 1.90 eğer fazla değilse. Bayağı uzun ve çok kalıplıydı. Benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Şimdi onu nasıl tutacağımı başladım kara kara düşünmeye. Hakikaten yanında durup görmek lazım onu. Yaklaşık 200 kadar, 300 kadar Türk seyircide karşılaşmayı izliyor. İngiltere'nin çeşitli kentlerinden gelen, Avrupa'nın ve Türkiye'den gelen gurbetçilerimiz ve vatandaşlarımız bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi destekliyor ve zorlu karşılaşma başladı.
kura belli olduktan sonra BBC televizyonu maçı vermiyor. Ama BBC televizyon Türkiye gelip benimle röportaj yapıyor. Ben dedim ki vallahi ilk maç ne olur bilmiyorum. Ama Manchester United'i, Manchester'de yeneceğimiz kesin. Bunlar böyle bir durdular, anlamadık nasıl yani. Biz de Fenerbahçe'yiz. Fenerbahçe olarak biz ilkleri yapmayı çok severiz. Onun için araştırdım, baktım ki 40 yıl 56 takım Old Trafford'a gelmiş, kimse yenememiş. E bizim yeneceğimiz kesin. Bunlar şöyle bir güldüler. Onlar da senin gibi böyle bir... bir de Mona Lisa gülüşü falan dediler. Tabii onların bize çok farklı yeneceğini düşünüyorlardı. Bir kere Manchester United'la oynuyorsunuz. Yani bir tek hedefiniz var. Yenilmemek ya da fark yememek yani. Aslında mevzu oydu. Oynadıkları maçların hiçbirini kaybetmiyorlardı. Çok iyi takımlardı. Maçtan önce mesela biz maçtan önce ısınırken çok yani tribünler bomboştu yani. Soyunma odasına giderken yani 15 dakika maçtan başlamadan önce tribünler boştu. Biz zannediyor biz geldik belki kimse de stada gelmeyecek yani falan bir düşüncemiz ya vardı ama bir şey çıkarken yani baktık stad doldu. Ya dediğim gibi maçtan önce biz burada bir puan alabilir miyiz düşüncesiyle gitmedik. Biz burada kazanmak istiyoruz diye gittik. Başkanımızın tabii bir lafını unutmuyorum. Buradan kahraman olarak dönebilirsiniz ve döndüğünüz zaman ise yıllarca konuşulacaksınız cümlesi vardı maç öncesi. Hakikaten öyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Buradan alacağınız bir galibiyet ki inanıyorum diye girdi. Sizi kahraman yapacaktır ve yıllarca konuşulacak bir hale geleceksiniz. Yani bu o belki yarım saatlik, bir saatlik konuşma dilimi içerisindeki en etkili cümlelerden bazıları bunlardı. Hakikaten de bizler onun demiş olduğu veya bizlere aşılamış olduğu o güven. Çünkü yenip buradan gideceksiniz diye bir öngörüsü vardı başkanın, Aliş'in. Hakikaten yani bu 10 kişiye sorsan 9'u der ki yani bu işte bir tezatlık var derdi. Yani başkan hayal aleminde diye düşünürdü ama o kendisi öyle değildi. Kendisi öyle olmadığını da bize bir şekilde izah etti, bir şekilde anlattı, bir şekilde inandırdı diyelim. Zaten Ali Şen her zaman çok iddialı olan bir başkandı. Yani hedefi hep yükseğe koyardı. Başarırsınız, başaramazsınız ayrı bir konu ama eğer Fenerbahçe bir turnuvada yer alıyorsa onu kazanmak için yer alır. Yoksa sadece bulunmak için yer almaz diye zaten sık sık bize yaptığı, bizimle yaptığı toplantılarda bunu dile getirirdi. Maçtan önce de yöneticiler, oyuncular hep beraber bir konuşma yaptı, bir toplantı yaptı. Burada da bunu dile getirdi. Yani o konuda çok böyle hedefleri küçük tutan veya küçük düşünen bir başkan değildi. Bizim başkanımız gerçekten yani bizi o konuda inanılmaz derece motive ediyordu yani. Bir başkan eğer ki futboldan anlıyorsa, futbolcu da o başkanın hakikaten anladığını, kafasında o güveni varsa, antrenör de senden fikir alır. Antrenör de seni soyunma odasına bile ister. Şimdi uçağa, Fenerbahçe hata devam edecek. Erol, onun ortası, Kostadino vuramadı. Ceza sahası kalanlar, mutlak pozisyon. Kemalettin'in vuruşuna da direnişinden dışarı gitti. Benim için özel bir taraf, daha maçın başlarında bir korner atışında top önüme düştü. Güzel vurabilsem aslında. Schmeichel'ı ben de avlayabilirdim erkenden, bol işten önce. Buldu. İşte Erol'un ortasında Manchester United savunmasında hata. Kemalettin'in vuruşunda karşılaşmanın ilk net pozisyonunda Fenerbahçe. Saffet'le Uçen'in iyi oynamasının bir sebebi de aslında Rüştü. Biz çünkü hani o klasik herkesin söylediği baklavayı gerçek anlamda oluşturmuş bir şeydik orada. Ve o baklavanın en başında da Rüştü vardı. O yüzden Rüştü o karşılaşmada yine çok iyi oynamıştı. Özellikle yan topları yani ceza sahası altı pasa hakimiyeti çok önemliydi o karşılaşmada ve Rüştü onu iyi yapmıştı diye hatırlıyorum. Bizim o baklava da bu anlamda belki takımın ön tarafı için çok önemli bir anlam ifade ediyordu. Çünkü o baklavanın düzgün işlemesi demek aslında saha içerisindeki işlerin de yoluna gitmesi demekti. Ricky Bart ortası Rüştü için kolay bir top.
Atalar kaçırdı kafayı. 1.5 kilometre daha düştü. İyi yaptı. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü Mario van der Ende'den. Manchester United 0, Fenerbahçe 0. İkinci 45 dakikada tekrar sizlerle birlikte olacağız. İkinci yarıda Fenerbahçe'den gol bekliyoruz, goller bekliyoruz. Bu karşılaşmada Fenerbahçe zafere uzak değil. İkinci yarıda görüşmek üzere. Tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler. Şimdi 0-0 berabere kaldığınız bir maç. İl devre. Dev yıldızlar ve onların sahasında oynuyorsunuz. Yani normal olarak bizim mutlu olmamız lazım. Ne kadar iyi yaptınız beklerken ben birdenbire patlamaya başladım. Bulgarca konuşuyorum. Diğerleri anlamıyor. Bulgarca konuşuyorum Kostadinov'dan. Kendisine diyorum ki senden son derece utanıyorum. Seni biz niye aldık? Ben seni niye transfer ettim? Yıldız futbolcu, büyük futbolcu ki öylesin. Bu Manchester United'in en büyük eksiği senin gibi santrfora sahip olmamaları. Allah'tan bizim takımdasın ama bizim takımda ben seni gol atmak için almışken sen herhalde kız arkadaşın falan vardı. Tribünlerde bakıyorsun etrafına. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bulgarca konuşuyorum ama yumuşak konuşmuyorum. Diğer futbolcular benim mutlu olmadığımı, çok sert konuştuğumu Kostadinov'a sevgi dolu laflar söylemedim. Anlıyorlardı. Bulgarca bilmene gerek yok. Sevgili futbol severler, İkinci 45 dakika başladı ve ilk atak şansı Fenerbahçe'den. Okocha şu pozisyonunda vuruşunda Schmeichel. Yine bir kontratak şansı Fenerbahçe için. Kemalettin süratle sokuluyor. Manchester United yarı sahasında İlker orta pozisyonunda. İlker'in ortası uzak tarafta Tuncay. Topun gelişine orta çevirdi. Gol pozisyonunda, mutlak pozisyonda Kostadinov ayak koydan otobüsten dışarı gitti. Emil Kostadinov ceza sahasında kaleye yaklaşık 7 metrelik uzaklıktan topu ayak koyuyor ama bu pozisyondan sonuç alamıyoruz. İşte İlker'e gelişen Fenerbahçe atağında Tuncay topun gelişine sert vurdu. Kostadinov ayak koydu. Ya hatırladığım en önemli şeylerden bir tanesi Schmeichel'di. Schmeichel kalede durduğu zaman elini böyle açtığında sol taraf, sol direkten bir metre, sağ direkten bir metre boşluk kalıyordu sadece. Yani ona gol atabilmek ancak hani böylesine bir futbol şansıyla mümkündü diye düşünüyorum. Kaleciyi gördük, Schmeichel. Neredeyse benim iki kişilik bir yapıma sahipti yani. Yan yana koysanız o topun gol olma ihtimali yok yani. Yani bizim o kaleciye gol atma ihtimalimiz yok. Size bunu net söyleyebilirim. Rüştü mesela Peter Schmeichel'ı çok beğenir. Çok o dönem mesela dünyanın en iyi kalecisi derdi. Ki uzun yıllarda efsanevi bir şekilde kariyerine devam etti ve kalecilik olarak baktığımızda da damga vurmuştur. Yıllarca da Manchester United'ın kalesini korudu. Benim için bir idoldü aslında Schmeichel. Schmeichel gibi bir kaleci. Beğendiğiniz, idol olarak gördüğünüz bir kaleciyle karşılıklı oynuyorsunuz. Hala forması saklarım hala çünkü benim için çok büyük bir anlam ifade eder. Allah'tan Boliç işte o topa vurmuş, o da sekerek yani aslında mükemmel de bir gol oldu. Çünkü biz şimdi hani antrenörlük dönemimizde futbolcu arkadaşlara söylüyoruz yani o topa vurmalısın. Vurmazsan olmaz. İşte Boliç de vurdu Allah'tan o topa ve Schmeichel de ancak öyle bir gol yerdi zaten kalede. Yani gol atmanın ne kadar zor olduğunu maçtan önce zaten size hissettirirdi o. O görüntü, o fizik görüntüsü zaten ama o gün öyle olmadı. Yani gol de zaten çok enteresan bir gol oldu ama onun dışında da kolay kolay gol atılacak bir kaleci de değildi aslında. Biz milli takımda da oynarken ben o ara içinde böyle iki tane gol attım. Yani bununla beraber 3 tane gol attım. Yani Boliç kaleye giderken ben sağdan bindiriyorum ve elle işaret de yapıyorum. Boliç diye de bağırıyorum. Yani o dönem yani orada aslında pas verme olanağı da vardı. Ama iyi ki kaleye vurmuş. İyi ki rakibin ayağına çarpmış ve iyi ki de gol olmuş. Tabii hepimiz çok sevindik. Tarif edilemez bir mutluluk. Yani biraz da şans oldu tabii ki adamın çarpması falan filan ama yani futbolda öyle şeyler olmayınca hiçbir zaman da ne gol olur ne de yani futbolda olan şeyler zaten yani o olmayınca çünkü ben o kadar çok
güzel topa vurduğun zaman da ya direkt oluyor ya da kalecinin direkt üstüne gidiyordu. Yani şans biraz lazım yani. Biz de o gün biraz şanssızdık, şanslıydık tabii ki. Şimdi Kostadinov. 3-3 yakaladık. Kostadinov. Sol tarafta Bolic. Sağ tarafta hata destek veren Mustafa da var. Bolic. Karşısında May. Üstüne gitti. Bolic. Topu açtığında. Bolic. Gol. Gol. Topu var. Gol. Mükemmel bir gol. Bolic attı golü. Paraya bastı. Manchester'da bir sıfıra geçiyor. Harikasın Bolic. Doğru durdu burada. Ve Bolic attı golü. Alt defasta. Paraya bastı. Bir sıfırında. İşte. Götürün üstüne üstüne gitti. Çekti. Mükemmel vurdular o attığı golle. Manchester United karşısında Ultra Port'ta 1-0 öndeyiz. Manchester United 0. Tanrı'ya baktı bir gol Boris sevgili seyirciler. Karşılaşmada bitimi 13 dakikalar benim saatime göre. Dakika 77. 77 dakikalar Nedir Cinoğlu'na başladı. Dün Beşiktaş 77 dakikada gol bulmuştu. Tanrı'ya baktı buldu. Ve Boris'in attığı golle 1-0 öndeyiz. Bolic santrafor oynuyor. Golü attığı yer rakip ceza sahası üstü. Ben kendi sahamdaki en son adamlardan biriyim. Bolic'e golden sonra ilk giden adam benim. Orada çok büyük bir iş yaptı Bolic. O topa vurmasıyla gerçekten... Ben hiçbir zaman daha çok büyük bir sevinçler yapmadım. Yani o golden sonra benim sevinç yani çok farklı değildi o bir gol attıktan sonra. Ama dediğim zaman da yani gol attıktan sonra birkaç saniye sonra yani ya da bir dakika sonra şey başlamaya düşündüm. Yani ne zaman bitecek ve yani bizim için ya yeterli olacak mı acaba bu gol? O yüzden yani onu hiç unutmayacağım. Yani bir dakika sonra başladım bakmaya yani ne kadar var falan ne kadar var. Hani dediğim gibi hiç bitmedi o 15 dakikaya. Bolic'in bir tarzı var. Her gol attıktan sonra parmağını kaldırır. Çünkü Yugoslavya'da sınıfta en iyi talebi bir parmağı kaldırır gelir bana. Manchester United'a karşı Old Trafford'da oynamak gerçekten çok zor. Ve biz bu zorluğu aslında kendi fiziksel kalitemizle son 20 dakikaya kadar getirebildik. Son 20 dakikada o yüzden de zorlandık aslında. Onlar çok güçlü ekipti ve yani söylediğim Old Trafford atmosferi fazlasıyla etkiliyor. Yani hem kendi oyuncularını hem rakip takımı. 78. dakikaydı. Geri kalan 12 mi 15 dakika mı belki de hayatımın en uzun dakikalarından yaşadığım daha doğrusu bir maçtı o maç. Çünkü bitmedi. Bitme işin sebebi de şuydu. Maç öncesi Ali Şen'in başkanımızın bize söylemiş olduğu o cümle. Yenip giderseniz kahramansınız. Yani kahraman olacak mıyız? Düşüncesi belki de o 12-15 dakikanın bize geçmesini zorlaştırmıştı. Ceza sahasında Cantona ceza sahasına doğru yaklaştı. Bak kafayla pasını verdi Rüştü. Rüştü güven veriyor kalesinde yine bu akşam. Gerek yan toplarda gerekse kaleyi karşıdan gören pozisyonlarda Rüştü şu ana kadar hata yapmış değil. Skolk ortası. Taşı orta kadireye çarptı. Savunmada dikkatli. Bir orta Neville'dan. Rüştü çıktı. Bravo Rüştü derken Rüştü topu kaybetti. Cantona Rüştü mücadelesini sürdürdü bekliyoruz. King onun ortası. Uça vurdu kafayı. Rüştü tek yumruk ceza sahasının dışında. Irvin. Bülent çok iyi bir orta yaptı işte. Kostadinov kafayla vurdu. Top yere sekti, direğe gitti, çarptı. Oyunun içinde kaldı yine. İçine çarpsaydı, direğin içine çarpsaydı büyük ihtimalle goldü o. Orada kesinlikle rahatlamış olacaktık. Ama 10 dakikayı heyecan içinde veya uzatması varsa onu da bilmiyorum. Çok büyük bir adrenalin içinde bitirdik. Orta ikinci golü getirebilir. Bülent şimdi ortasını yaptı. Kostadinov tekrar döndü. Mustafa pozisyonu. Kenara bastı ikinci golü çok yaklaştı.
İngiliz futbol denince o dönemlerde şimdiki gibi değil. Daha çok o yan topların, o şişirme topların, işte hava toplarındaki üstünlüğü hep konuşulurdu. Ben bir pozisyonda çekilen bir resim karesini hatırlıyorum. Mesela yan topla ilgili bahsettiğin zaman ben sıçramışım, yumruk atıyorum. Cantona benim dizlerimin altında veya dizlerinin hizasında. Yani Cantona'nın kafası. Üstü çıktı, yumrukları topu. Tuncay. Bakın. İlk oyuncu arasında Cantona. Bir anda döndü, vuruşunu yaptı. Rüştü uzandı. Açıkçası Manchester United oyuncular şok içerisindeydi. Çok da fazla yani o şoku kolay kolay atlatamadılar. Öyle çok fazla aramızda diyalog olmadı. Tabii ki tokalaştık. Birebir o dönem kim kimle oynuyorsa yanında bulunan insanlarla tokalaştı ama direkt onlar sahayı terk etmeyi tercih ettiler. Biz daha çok onlardan maçtan sonra sahada kaldık ve taraftarlarımızla da bu coşkuyu paylaştık. Ben gayet normal bir maçmış gibi, maç bitti, direkt soyunma odasına gittim. Yani hiçbir şey olmamış gibi, hani normal bir lig maçı oynamışız gibi. Ben hiçbir şeyin farkında değildim o zaman. Ben direkt soyunma odasına gittim. Gittim içeride 3 dakika bekledim, 5 dakika bekledim. Sonra işte Şeref abi var bizim, malzemecimiz. Malzemeci Şeref abimiz geldi oraya. Ya Kemal dedi, sen ne yapıyorsun burada dedi. Ya baba dedim, takım gelmedi. Nerede, ne yapıyorlar bunlar? Ya gitsene dedi, şey seyirci çağırdı onları dedi. Şeydeler dedi, sağdalar. Yapma ya dedim falan. Ben ondan sonra tekrar koridora yürümeye başladım. Yani maç sonu benim böyle enteresan da bir anım var yani. Ben daha olayın farkında değildim yani. O konsantrasyondan neyin ne olduğunu daha kendime gelememiştim. Asıl başardığımızın çok büyük bir olay olduğunu biz aslında döndükten sonra fark ettik. Yani maç bitti, orada sevindik falan filan ama günlerce İstanbul'da veya Türkiye'de konuşuldu bu olay. Fenerbahçe maçı 1-0 bitirmeyi başardı ve mucizevi bir 3 puanda 40 yılda yenilmemiş Manchester United karşısında alınan galibiyet. Rüya gibi bir sonuçtu o günkü koşullardan. Bazen böyle bir şey başarısınız da farkına varamazsınız ya, ne oldu ne bitti diye. Aslında maçtan sonra o durumda, ben en azından o durumdaydım. Yani bir galip geldik ama şimdi gerçek mi değil mi böyle bir gidip geliyorsunuz o arada. Gerçekliği ne zaman anladık? Başkan içeri girip herkesi tebrik etmeye başladığında ve bol için formasını aldığında dedik ki biz evet. Yani ben en azından söylüyorum, şimdi takım arkadaşı adıma söylemem doğru olmaz ama ben en azından evet biz bugün yendik dediğim an o an oldu. Okoşa iki oyuncunun arasına girdi çıktı. Tarık'ta duvar pasında başarı var. Okoşa topu ön noktaya götürüyor. Arkasındaki Okoşa. Saç Manchester United'in dedi. Sanderen de Beckham, 14 Kroos, 15 Pavarski, 16 King.
Fenerbahçe'nin kalesinde Rüştü oynayacak. 2, 2 ara, 3 uçta, 4 ek, 5 Kemalettin, 8 Tuncay, 9 Borit Orokoça, 11 Kostadinov, 14 Tafsat, 15 Erol. Kalemizde biraz da şansın yardımıyla 2 gol birden bulup daha sonra savunmasını sağlam tutup Kadıköy'den 2-0'lık galibiyetle İngiltere'ye dönmüştü. 55 bin kişi var Old Trafford Stadı'nın türbünlerinde. Yaklaşık 200 kadar, 300 kadar Türk seyirci de karşılaşmayı izliyor. İngiltere'nin çeşitli kentlerinden gelen, Avrupa'nın ve Türkiye'den gelen gurbetçilerimiz ve vatandaşlarımız bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi destekliyor ve zorlu karşılaşma başladı. Kane, şimdi Pavelski, Pavelski'nin ortası ceza sahasında arka tarafa doğru intihar bırakmadı. Son anda kafayı vurdu ve topu kornere çaldı. Sol tarafta Kruijff. Dikkatli olması lazım Fenerbahçe savunmasının derinliği kaybetmemek lazım bu dakikalarda. Özellikle kanat toplarında etkili olmaya çalışacak Manchester United takımı. Bolic, Jonsen'le birebir kaldı. Jonsen'in geri pası kalecisi Schmeichel'a ve Schmeichel da topu taca atıyor. Yerleşmiş durumda geride sadece Kostadinov var. Erol vurdu kafayı. Bakın ve out. Orta sahaya göre yapmasına rağmen gole yakın bir oyuncu. Son Southampton maçında da bir golü var. Tuncay Kostadinov'u hareketlendirdi. Kostadinov Neville mücadelesinde. Neville'ın müdahalesi corner olması lazım. Okoça kullandı köşe atışını. Ceza sahasında Kemalettin'e gelmiyor. Son anda Jonsen vurdu kafayı. Bir izliyoruz Old Trafford'da. Okoça. Sağ tarafta Hög. Kostadinov yönüne kadar yaklaştı. Şimdi Kostadinov'a, Kostadinov sıyıldı ekibinden ceza sahasında son müdahale Irvin'den bir korner daha kullanacak Fenerbahçe. Uça yine ceza sahasında. Okoça kullandı. Uça'ya doğru. M vurdu kafayı. Şimdi Uça, Fenerbahçe hata devam edecek. Erol, onun ortası Kostadinov vuramadı. Ceza sahası kararlar, mutlak pozisyon. Topu önünde buldu. İşte Erol'un ortasında Manchester United savunmasında hata. Kemalettin'in vuruşunda karşılaşmanın ilk net pozisyonunda Fenerbahçe bu ataktan sonuç alamadı. Bat'a doğru Bat savunmanın arkasını tartmaya çalıştı. Rüştü sezdi tehlikeyi, çıktı topa sahip oldu. Bat. Onunla olan bir top. Bir pozisyonu. Sankara çok iyi vurdu topa. Out'a vurdu. Okoça. Çık pozisyonunda Okoça. Bat vurdu. Top girin yanından dışarıda. Şutu az olan bu karşılaşmada Okoça'nın attığı şut. Üstü çıktı. Yumrukları topu. Tuncay. Bakın. Üç oyuncu arasında Fontana. Onun vuruşu tam olarak uzandı. Fontana. Sevgili futbol severler. 2.45 dakika başladı. Ve ilk atak şansı Fenerbahçe'den. Talimatlar veriyor şu anda. Yaklaşık 30-35 metrelik bir uzaklık. Beşli bir set oluşturdu Fenerbahçe. Şimdi Okoça da setin yanında. Girmedi baraja. Cantona vuruşunda topa da gidiyor. Okoça şu pozisyonunda vuruşunda Schmeichel. Okoça İlk devrede de buna benzer iki şut atmıştı. Boşluklar oluyor Manchester United'ın orta sahasında ve savunmasında. Manchester United yarı sahasında İlker orta pozisyonunda. İlker'in ortası uzak tarafta Tuncay. Topun gelişine orta girdi. Gol pozisyonunda mutlak pozisyonda Kostadinov ayak koydu. Otobüsten dışarı gitti. Ceza sahasında aman. Evet mutlak pozisyon. Gol basında oynuyor. Çok rahat bir nefes alıyoruz. Mutlak bir pozisyon. Bat ve Kroos. Bu pozisyondan sonuç alamadılar. İşte bu pozisyonda top Kroos'un ayağından çıktığı sırada Batu offside olarak belirledi. Penderen'de. Bakın. King. Şimdi Kostadinov. 3'e 3 yakaladık. Kostadinov. Sol tarafta Bolic. Sağ tarafta hata destek veren Mustafa da var. Bolic. Karşısında M. Üstüne gitti. Böyle şu pozisyonda. Bu bir atla gol. Gol. Mükemmel bir gol. Bu bir atla golü. Fenerbahçe Manchester'da 1-0'a geçiyor. Harikasın Bolic. Doğru durdu burada. Ve bu bir atla golü. Old Trafford'da Fenerbahçe 1-0 önde. İşte. Götü bilen
çekti. Mükemmel vurdular attığı golde. Manchester United karşısında Ultra Boost'a nasıl göründü? Manchester United 0, Fenerbahçe 1, gol 1 sevgili seyirciler. Karşılaşmada bitime 13 dakikalar benim saatime göre. Dakika 77, 77 dakikalar Mürtüz'ün uğurlarına başladı. Dün Beşiktaş 77 dakikada gol bulmuştu. Fenerbahçe'de buldu ve Barış Murat'ta golle 1-0 öndeyiz. İyi orta ikinci golü getirebilir. Bülent şimdi ortasını yaptı. Kostacı Hırsız'a tekten döndü. Mürtüz pozisyonu. Fenerbahçe ikinci golü çok yaklaştı ortalıkta. Kostacı'dan döndü. Bülent'in ortasında Kostacı o kafayı vurdu ama şans bize gülmedi. İkinci gole çok yaklaşmıştık. Bakım ortası Rüştü çıktı karşısından. Burak vardı Rüştü. Bir karambol ve köşe gönderini işaret ediyor Panderen'de. Fenerbahçe 1-0 önde Ekstraport'ta. Büyük heyecan. Onun ortası ön direğe doğru kafayla karşılayan İlker. Cantona. Cantona'nın vuruşu çok güzel bir vuruş. Savunmada dikkatli. Bir orta Neville'dan Rüştü çıktı. Bravo Rüştü derken Rüştü topu kaybetti. Cantona Rüştü mücadelesini sürdürdü ve tehlike uzaklaştırdı. Köşe atışı kullanacak Manchester United. Bu konuları çalıştırırsak rahat bir nefes alacağız. Schmeichel'de ceza sahasında. Karşılaşmada artık son 1,5 dakika. Schmeichel'da kalesini terk etti. Schmeichel'a doğru. Schmeichel yükseldi vuramadı. Kapıcağımız tabii ikinci golü getirir. Out. Müdahale Bülent'ten korner. Manchester United seyircisi ayakta, beraberliğe razı. Manchester United, koskoca Manchester United 55 bin seyircisi önünde beraberlikten mutlu olacak. Bakın yine Schmeichel ceza sahasında. Manchester United beraberlik için çırpınıyor. Bakın ortası ceza sahasında. Bülent hızla giderse kaleye Schmeichel yok. Atla feyleri Bülent. Atla o koşuya doğru ama top çok hızlı. Sağ tarafta boşluk var. Oraya atarsak rahatlayacağız. Okocha iki oyuncunun arasına girdi çıktı. Tarık'la duvar pasında başarı var. Okocha topu ön noktaya getiriyor. Arkasında Keane. Okocha. Pat Manchester United'in dedi. Sanderen'de. Sanderen'de maçı bitirdi. Fenerbahçe tarihe geçiyor. Manchester United 0 Fenerbahçe 1. 40 yıl kimseye yenilmeyen Manchester United. Fenerbahçe Türkiye şampiyonuna boy veriyor 55 bin kişi önünde. 5 yıl önünde terk ediyor. Avrupa kupalarında ilk kez Manchester United bu stadı 5 yıl önünde terk ediyor. İşte bu işin tarihe geçiren bir Fenerbahçe'yi. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Fenerbahçe Avrupa'nın, dünyanın, İngiltere'nin futbol tarihine geçiyor. Türk futbol tarihinde altın bir sayfa, altın bir yaprak. İşte bir bolit, işte altın gol, işte Fenerbahçe, işte Türk futbolu ve işte Fenerbahçe futbolcular 200 kadar Türk futbol severini tanımlamak için tribünlere koşuyorlar. Maçın skoru Manchester United 0, Fenerbahçe 1.